Bende çelik gibi bir öz disiplin vardır. Haftalarca ağzıma hiçbir şey koymadan yaşayabilirim. Sen ha? Güldürme beni. Bu imkansız. Ben o 6 kiloyu veririm, o ceketi de giyerim. Veremezsin. Var mısın iddiasını? İşte tuzağa düştüm baba. İsterseniz babacığım ortaya biraz da para koyalım. Hazır iddiaya girmişken böyle kuru kuruya olmasın. Heyecanı artar ha? 6 kilo nedir ki be? Bir hafta aç kalırım, gene veririm ben o kiloyu. Bir hafta aç kalsa gene veremez 6 kilo. Tamam. Bir haftada 6 kilo veremezsen alırım 200 liranı. Hiç heveslenmeyin babacığım. Hazırlayın 200 lirayı. Göreceğiz bakalım. Kadir. Baba. Bay İrade. Gördüğüm kadarıyla çelik gibi olan öz disiplinin gece olunca yumuşuyor. Yok baba, ne alakası var? Ben baktım ki dolabın biraz temizliğe ihtiyacı var. Ben dolabı temizleyeyim dediydim de... hem Hulya da sabah uyandığında ona sürpriz olsun baba. Kilo vermek istiyorsun, başka çaren yok patron. Dünyadaki hiçbir diyet Kenya diyet gibi kilo verdirmez. Çok iğrenç görünüyor. Dur karıştırma, midemi bulandırma. Daha düşün patron. Kudret amcaya düşün. Kiraya düşün. Tabii kilo vermek istemiyorsan o başka. Rafi haklı Kadir abi. Senin bu çorbayı yemen lazım. İddiayı kaybedip babamın karşısına boynu bükük çıkmaktansa... midem bozuk çıkarım daha iyi. Rafi, bu kesin kilo verdirir değil mi? Merak etme patron. Sen hiç... şişman Kenya'yı gördün mü? Görmedim. Göremezsin tabii. Neden? Kenya diyetinde. Kudret abi bari bugün bir şey içseydin ya. Bir kadeh bir şey. Ya ısrar etme Sinan. Ben biliyorsun içkili aram iyi değil. Gerçi bunlara da izin vermezdim ama neyse. Bu gece özel. Semih. Şimdi sen o kadına aşık değilsin değil mi? Aşığım abi. Hem de öyle bir... Uydurma. Ben seni çok iyi tanırım. Bana yutturamazsın. Senin etrafında her zaman çok güzel kızlar oldu. Bütün güzel kızları sen kaptın. Şimdi o Alman kadınla, yaşlı kadınla niye evleneceksin ki sen? Ne hayır olsun. Yok be abi. Ne aşı. Alman pasaportu almak için evleniyorum Helga ile. Burada bir baltaya sap olamadım. En iyisi döneyim dedim. Yararımdan çok size zararım dokundu. Olur mu öyle şey canım? Tamam arada bir kızıyorum sana ama önemli değil yani. Yok abi yok. Asalak gibi yapıştım size. Burada olmuyor. Zaten siz kıt kanaat geçiniyorsunuz. Bir de ben böylesi daha iyi. Boş ver abi. Müzgün Hanım, Helga da mühendismiş. Aa çok iyi, çok iyi. Biz fiziksel olarak pek yakıştıramamıştık ama... demek kafaca anlaşıyorlar. Ama senden bir ricam var abi. Babam beni hep böyle bilsin, olur mu? Olur. Olur Semih'ciğim. Olur abiciğim. Ne oluyor size ya? Abimle konuşuyorduk baba. Evet, sizi böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Aferin sana. Baba. Sizleri çok özleyeceğim abi. Tamam. Kadir efendi, çık bakalım tartın üstüne. Unuttuğumu sanma. Bakalım kaç kilo vermişsin. Bugün 6. gün, unutma. Eyvah. Rafi, bence kaç oğlum? Yok baba, unutur muyum? Rafi, getir bakalım şu baskülü. Hemen patron. Evet baba, 200 lirayı hazırla. Birazdan alacağım çünkü onu. Önce şu basküle bir bakalım. Hile var mı yok mu? Hile mi? Evet. Ne hilesi baba? Tahmin ettiğim gibi var. Bir kere de hilesi surdasız bir iş yap be Kadir. Neyse canım, biraz oynanmış hepsi o kadar. Ben hallettim. Ben bu numaraları yer miyim be? Ne numarası? Rafi? Bilmem patron. Hadi bakalım. Şimdi tartılabilirsin. Çık bakalım üzerine. Çık.
6 kilo vereceğine 3 kilo da almış. İmkansız bu. İmkansız. Ben Kenya diyeti yaptım. Her gün sümüklü böcek yedim. Sümüklü böcek mi? Olamaz. Ben 2 gün önce tartıldım ve tam 4 kilo vermiştim. Hile var bu işte. Rafi, Allah çabuk neler oluyor Rafi. Şey patron. Ne? Ne? Söyle ne? Tarif yanlış hazırlamışım galiba. Yanlış mı? Nasıl yanlış be? Evet Kadir abi, yılan gözü bulamayınca yılan balığı gözünü kullanmış olur diye herhalde o ters tepki yaptık değil mi Rafi? Evet. 200 lirayı rica edeyim. Abi gene kaybettin. O hayat boyu kaybetmeye mahkum. Rafi. Rafi beni rezil etti. Rafi beni yaktın. Bitirdin sen. Ya sen bir baltaya sap olamayacak mısın? İş dedin iş kurduk. Ama ofisin kirasını bile ödeyemiyorsun. Piyasa durgun baba. Arz var, talep sıfır. Ülkenin ekonomik konjonktürü bizim hallederiz AŞ'nin hep önüne geçiyor. Yoksa benim bir baltaya sap olmama gibi bir ısrarım yok. Hattı zatında sap olunacak bir balta yok ortada. Sen varsın ya işte, beceriksiz. Kalbimi kırıyorsunuz ama baba. Çocuğun şevkini kırma Kudret. Bak piyasa durgunmuş, o ne yapsın? Anneciğim, piyasa onun için hiçbir zaman canlı olmadı ki. Allah'ım ya, bizim hiç paramız olmayacak mı? Olacak Hülya, yakında çok paramız olacak. Hatta sen evde oturup sabahtan akşama kadar para saymaktan sıkılacağın için eve bir de para sayma makinesi alacağız. Nasıl? Muhteşem projem sayesinde yeni bir iş kuracağım. Çay bahçesi işleteceğim. Çay bahçesi mi? Artık yırttık baba. Çok iyi para getiren bir çay bahçesini bu yaz bir sezonluğuna kiralıyorum. Hangi parayla? Para kolay baba, hallederiz. Ya dedirtme adamı, para olmadığı için ofisin kirasını bile ödeyemiyorsun. Ya nasıl halledeceksin? Çay bahçesi işletecekmiş. Be adam, biz bunu ne zaman üstüne varsak mutlaka bir iş icat ediyor ya. Çay bahçesini ben icat etmedim ki baba. Asurlulardan beri var olan bir şey. Madem kafanda böyle bir iş vardı, daha önce niye söylemedin? Evet Kadir, niye söylemedin? Uyduruyor işte. Yok baba, ne uydurması? Uyduruyorsam şu Nimet'e kör bak. Nimet nerede? Şuradan bir Nimet versene Hülya. Olay kesinleşmeden ben söylemek istemedim baba. Ben 2 aydır bu işin fizibilite çalışmalarını yapıyorduydum da. Öyle mi? Kesin olmadan söylemek istememiş. Ya kesin olan bir şey varsa o da senin palavracı olmak. Babacığım bu sefer olay ciddi gibi görünüyor. Sen benim ciddi olmadığımı ne zaman gördün ki Hülya? Hatta mekanın adı bile hazır. Hallederiz aile çay bahçesi. Nasıl? Çay bahçesinde hamburgerde satacak mısınız baba? Satacağız tabii benim pamuk şekerim. Hamburgerde satacağız, cheeseburgerde satacağız. Biz burgerde satacağız, siz burgerde satacağız. Siz burgeri de ilk defa duyuyorum. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Bizim müessesemizin farkı da bu. Benim minik kuşum hiçbir yerde olmayan bizim müessesemizde olacak. Yeter artık, kes. Kes! Otursana Kudret, ne çabuk doydun. Benim bunun palavralarına karnım tok. Oturun siz dinleyin. Bana bak Kadir Efendi. Ofisin kirasını ödemezsen, mal sahibiyle beni karşı karşıya getirirsen bunu pahalı ödersin. Bunu bil. Ya ben ne yapsam yaranamıyorum. Hiçbir şey yapmasam daha da yaranamıyorum. Bu babam beni ne zaman sevecek ya? Ne zaman onun gözüne gireceğim ya? Heh. Bu çay bahçesi işi de otel işine benzeyecekse ben yokum. Çay bahçesi işi mi? Otel işi mi? Olur mu Hülya? Çay bahçesi işi başka, otel işi başka. Çay bahçesi işi neden otel işine benzesin ki? Kadir, laf salatası yapma, laf salatası yapma. O Kadir Resort Otel'de gece yarılarına kadar bana bulaşık yaptığını unutmadın. Unutmadın mı? Ne tuhaf, ben unutmuşum. Ben sana orada bulaşık mı yıkattıydım da? Yemek yap, bulaşık yıka. Elimize ne geçti? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ne yemek yapması Hülya, ne bulaşık yıkaması? Sen bu işte genel koordinatör olacaksın ya. Genel koordinatör mü? Nasıl yani?
Gördün mü? Ne olduğunu bilmiyorsun işte. Bilsen genel koordinatör olmak için can atardın. Hatta derdin ki Kadir gel şu çay bahçesini bir an önce açalım da ben orada hemen genel koordinatörlük işine başlayayım. Genel koordinatör demek bir iş yerindeki işleri ve elemanları yani personeli koordine eden şahıs demektir. Sen de bizim çay bahçemizin genel koordinatör olacaksın Hulya. Yani koordinatlarını şaşırmış elemanları alıp koordinatlarına yerleştireceksin. Mesela diyelim ki Dombili çayları kötü demledi değil mi? Hemen gidip kulağına yapışıp azarlayacaksın. Mesela diyelim ki Rafi servis konusunda işi safsaklıyor. Hemen onu cezalandıracaksın Hulya. Bilmem, kolay gibi görünüyor. Bir iş yapmayacaksam tamam. Ne iş yapması Hulya? Sen elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaksın. Senin yerine sıcak suya Dombili, soğuk suya Rafi sokacak elini. Ya da tersi de olabilir. Bak Kadir, istersen kasada da oturabilirim. Sen hiç hesabını bilmiyorsun. Hallederiz Hulya. Hadi şimdi sen bir çay demle de çay bahçemiz için antrenman olsun. Hani beni çalıştırmayacaktın Kadir? Şimdiden çalıştırmaya başladım bile. Olur mu Hulya? İyi bir çayın nasıl demleneceğini bilemezsen nasıl genel koordinatörlük yapacaksın? Ocaktaki insanı nasıl denetleyeceksin? Aklı bir karış havada bunun ya. Bir karış. Nerede olmadık bir iş var gidip ona bulaşıyor. Ondan sonra batarsın tabii. Canım şans da yaver gitmiyor çocuğum. Ya şansla ne alakası var bunun? Piyango mı çekiyor? Kafası basmıyor bunun ticarete. Semih'teki kafanın yarısı bunda olsa böyle sürünmezdi. Varsa yoksa laf. Seni çalıştıracağımı da nereden çıkartıyorsun Hulya? Sen o iş yerinin patroniçesi olacaksın. Uzatacaksın ayaklarını, oturacaksın kasaya. Kraliçeler gibi yani. Ama bak Kadir, sonradan yan çizmek yok. Sevgilim lütfen şu bulaşıkları yıkar mısın? Şu borçları toplar mısın gibi şeyler duymak istemiyorum, tamam mı? Yan çizersem ne olayım Hulya? Yüzüme tükür. Hatta gel bak istersen şimdiden tükür ders olsun bana. Tükür hadi tükür tükür. Gıdık. Bu ne ya? İnanmıyorum ya. Siz beni batıracak mısınız Rafi? Bu telefon faturası ne böyle? Dombili. Rafi memleketini özlemiş patron. Kenya'yı arayıp annesiyle babasıyla görüştü. Annesiyle babasıyla görüşmekle bu fatura bu kadar kabarmaz. Bu bütün Kenya ile konuşmuş. Ben Kenya gideceğim patron. Sen Kenya mı gideceksin? Evet. O da birikmiş maaşlarımı. Benimkileri de öde Kadir abi. Seninkileri niye ödüyorum Şemenek? Seninle mi Kenya'ya gideceksin? Hem sen Kenyalı falan değilsin ki. Maaşımı ödemen için illa Kenya'ya mı gitmem lazım? Hem ödeyeceğini bilsem yemin ediyorum Kenya'ya değil Avustralya'ya bile giderim ya. Avustralya çıkarmayın bir de benim başıma. Hiçbir yere gidemezsiniz. İkiniz de burada kalıyorsunuz. Çünkü ikinize de ihtiyacım var. Yeni bir işe giriyorum. İşe mi giriyorsun? Ne işi? Evet. Çay bahçesi işleteceğiz. Bütün fizibilite raporlarını hazırladım. Sıra kaynak bulmaya geldi. Sen daha bizim maaşlarımızı ödeyemiyorsun ki Kadir abi. Çay bahçesi kiralamak için parayı nereden bulacaksın? Hallederiz pospik Dombili. Hem ben bu çay bahçesi işine sizin için giriyorum. Bizim için mi? Elbette karabiberim. Elbette sizin için. Şu işi kurup bir para kazanalım. Seni derhal memleketin olan Kenya'ya göndereceğim. Hem de uçakla. Belediye otobüsleri Kenya'dan geçmiyor zaten. Uçakla gitmesi şart. Dik! Sus bakalım sen Dombili baykuşa sen. Çok paramız olacak, çok. Rafi her akşam Kenya'ya uçakla yatmaya gidecek. Sonra sabah uçakla işinin başına dönecek. Hatta işlerimiz iyi giderse Rafi'ye biz Kenya Hava Yolları'ndan bir akbil bile çıkarttırabiliriz. Peki birikmiş maaşlarımız ne zaman ödemeye düşünüyorsun patron? Halledeceğim Rafi, halledeceğim. Sizi maaşa boğacağım. Yeni iş yerimizde sallayıp başınızı alacaksınız maaşınızı. Hadi şimdi salla bakalım başını. Salla salla, ilerisi için antrenman olsun. Salla Rafi, salla başını, al maaşını. Çalıştırın biraz saksıları, dandik personel. Çay bahçesi açmak için kimden borç para alabiliriz? Biraz düşünün ya. Herkesten isteyebiliriz. Ama kimse vermez ki. Mesela Sinan abiden isteyebiliriz. Ama vermez. Çaça'dan isteyebiliriz. Ama vermez.
Dolandırmadığın adam kalmadı ki patron. Kimsenin sana güveni kalmadı. Çok hassas bir noktaya temas ettin Rafi. Madem insanların müessesemize güveni kalmamıştır, o zaman biz bu güveni yeniden kazanmalıyız. İşimiz çok zor yani. Benim keneşi yatar. O kadar karamsar olma Karaoğlan. Eğer insanların bize güveni kalmadıysa, o güveni tekrar temin ve tesis etmek için gerekli olan kudret bizim damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ben insanların güvenini kaybetmektense bileklerimi kesmeyi tercih ederim. Yılanım, yılan. Koçum. Merhaba Çağatay, nasılsın? İyiyim Sinan abi. Filtre kahven var mı? Hemen geliyor. İşler nasıl? İyi. Sarhoşlarla uğraşıyoruz işte. Akşam Rafi acayip dağıttı. Hayrola, ne olmuş ki? Ya çocuk memleketini özlemiş. Kadir abi de birikmiş maaşını ödeyemediği için Kenya'ya gidemiyormuş çocuk. Ah Kadir, ah adam olmayacak bu çocuk. İnsanda zerre kadar güven duygusu uyandırmıyor ya. İnsanların sana güvenmeleri için hiçbir sebep yok ki Kadir abi. İşte o sebebi biz yaratacağız Dombili. Olumsuz imajını silmek çok zor patron. Olumsuz bir imajım olduğunu da nereden çıkarıyorsun Rafi? Evet, insanların güvenini bir parça zedelemiş olabilirim. Ama sandığın gibi kötü bir imajım yok benim. Dombili, söyle bakalım benim nasıl bir imajım var? Nasıl mı? Evet, yani hallederiz Kadir deyince senin aklına ilk gelen şey nedir? Üç kağıt, üç kağıt, üç kağıt. Adamın her şeyi üç kağıt. Vallahi haklısın Sinan abi. Elini versen kolunu geri alamazsın Kadir abiden. Saçmalama Dombili. Kim elini vermiş diye kolunu geri alamamış benden? Mesela ben. Mesela ben. Dolandırmadı adam kalmadı ki Sinan abi. Aldatmışsınız siz. Göreceksiniz bakın, iki gün içinde o sezonluk çay bahçesi için gerekli olan 10 milyarı çıtank diye bulacağım. Nasıl yapacaksın bunu? Güven tazeleyerek. Bence kimse sana borç para vermez Kadir abi. Nasıl güven tazeleyeceksin? Biraz saksıyı çalıştır Dombili. Diyelim ki ben Sinan abiden 50 YTL gibi cüzi bir miktar parayı borç olarak istedim. Vermez mi? Az olduğu için verir. 50 YTL ile çay bahçesi işine girişmeyeceksin herhalde ha? Herhalde yani. Ama ben tam söylediğim günde ve tam söylediğim saatte o borç olarak aldığım 50 YTL'yi geri iade edersem ne olmuş olacak? Ne olacak? Güven tazelemiş olacağım. Sonra hemen ardından 10 milyar lira para isteyeceğim. Sinan abi de bakacak ki şu karşınızda gördüğünüz güvenilir şahıs borcunu söylediği gün, söylediği saatte teslim ediyor. Diyecek ki kendi kendine, ulan Kadir gibi güvenilir, dürüst, namuslu, borcuna sadık bir adama ben borç vermeyeceğim de kime vereceğim? Kadir, işler nasıl? İşler? İşler süper abi. Hatta süperden de öte süper. Sağ ol Dombili. İşler dedin de aklıma geldi Sinan abi. Yanında bir 50 YTL bozukluğun var mıydı? 50 YTL mi? Hani işler süperdi Kadir? Aksini söyleyen mi oldu Sinan abi? Ben üzerime para almamışım da o bakımdan ben şey etliydim de. Aksilik bu ya, bu saatte de bütün bankalar kapanmıştır. Ama söz veriyorum Sinan abi, yarın o 50 TL'yi sana geri iade edeceğim. Biliyorsun ben de hiç yamuk mamuk olmaz abi. Peki peki, tamam. Planın ilk kısmı başarıyla tamamlandı. 50 milyon Sinan abi için ne ki? Çerez parası. Ama planın ikinci kısmı için hiç umut yok. Patron, senin planı hiç işe yaramadı. Çaça'dan 50 YTL isteyip geri ödeyeceğim dedim. Para ödeyip güvenin kazandıktan sonra memleket gitmek için daha fazla para isteyecektim. 50 YTL bile vermedi. Kadir'in eski numaraları bunlar. Bana sokmaz dedi.
düşük olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak baba, için... Baba, ben düşündüm de artık sen çalışmasan diyorum. Düşünmüşmüş. Sen ne zaman düşünebildin ki? Ya ben işi bıraksam acımızdan ölürüz be. Ben çay bahçesi işini bağladım baba. Sıra kaynak bulmaya geldi. Bundan sonra senin çalışmana hiç gerek yok. Bak, sinirlenmeyeyim diyorum. Gene sinirleniyorum. Çocuk kötü bir şey söylemedi ki. Kudret, niye sinirleniyorsun? Babacığım, gerçekten çay bahçesi işi olursa sizin çalışmanıza gerek kalmayabilir. Aa, ben de onu söylüyorum ya Hulya, evde oturup böyle ayaklarını uzatıp emekliliğin tadını çıkarsın. Yok, ben evde bomboş oturmak istemiyorum, bir işe yaramak istiyorum derse kiralarız bir tekne, Rahmi Koç gibi dünya turuna çıkar. Aa. Ne dersin baba? Allah sana akıl fikir versin diyorum, başka da bir şey demiyorum. Dünkü gibi sapıtacaksan hiç içme istersen Rafi. Mekanın altını üstüne getirdin mi oğlum? Kusura bakma Beterşan. Dün biraz moralim bozuktu da. Ne oldu senin Kenya işi? Alabildin mi Kadir abiden parayı? Nerede o günler? Bizim patronun para almak kolay mı zannediyorsun? Bu sefer yırtacağız baba. İşi ayarladım. Ne olur sanki bir kere güveniversen bana. Boş iş bunlar, boş. Sezonluk çay bahçesi işletecekmiş. Kış gelince ne yapacaksın ha? Kartopu ticaretine mi gireceksin? Bak o da doğru aslında. Bu yazı bir atlatalım. Kış Allah kerim Hulya. Önümüzde uzun ve bol kazançlı bir yaz sezonu var. Ne yani, bu fırsatı tepelim mi? Yok. Adam olmayacak. Adam olmayacak. Canım uğraşıyor işte çocuk. Daha ne yapsın? Ne demek ne yapsın? Girsin bir sigortada işe çalışsın. Beni daha fazla sinirlendirmesin. Sen zaten hep sinirlisin baba. Sigortalı bir işe girmem senin sinirlerine iyi gelecekse bir dakika bile bekleme. Ya bu çocuk insanı deli eder ya. Deli eder be. Kudret dur. Tansiyonun çıkacak. Niye sinirleniyorsun? Selam Çaça. Rafi, seni memleketine göndermenin bir yolunu buldum kardeşim. Buldun mu? Evet. Bak, sayısal lot oynayacağız ve tutunca da ilk uçakla doğru Kenya'ya. Dalga mı geçiyorsun Dombeli? Bunu tutturmamız milyarda bir ihtimal be. Kadir abinin senin birikmiş maaşlarını verme ihtimali ise trilyonda bir ihtimal. Sence denemeye değmez mi ha? Ne yapsam babama yaranamıyorum Hulya. Onun gözüne bir türlü giremiyorum. Şöyle adam gibi düzgün bir işe girişeyim diyorum. Hemen karşıma dikiliyor. Yapamazsın Kadir, batırırsın Kadir, beceremezsin Kadir. Ya ben bu kadar beceriksiz bir adam mıyım? Ben bu kadar işe yaramaz bir adam mıyım? Ya ben bu kadar güvenilmez bir adam mıyım Hulya? Ay değilsin hayatım, ben sana güveniyorum. Bu çay bahçesi işinde sonuna kadar arkandayım. Baba üzülme, sen her şeyi halledersin, başarırsın. Aha, sağ ol kızım, sağ ol benim bir tanem, fıstığım benim. Merhaba Hülya. Hoş geldiniz Müşken abla. Hoş geldiniz. Merhaba Kudret abi. Hoş geldin, hoş bulduk.